İyiyim çok şükür. Sizler de iyisiniz. Hizmetlerden dolayı size çok teşekkür ederiz. Millette arası. Sizler de iyisiniz. Sizlerin sürekli tarımla uğraşmanız sayesinde bizler tarımın ne kadar gerekli olduğunu, tarım üretiminin ne kadar gerekli olduğunu öğrendik. Bizi sizler beslediniz. Sizlerin ürettikleri bizi besledi, dünyayı besledi. Biz Avrupa'yı da besledik bu pandemi sürecinde. Tarımın sürmesi için gerekli bütün tedbirleri aldık ve sizler de durmadınız. Gerçekten çok çalıştınız, ürettiniz, hem Türkiye'yi hem dünyayı beslediniz. Ben bu anlamda siz çiftçilerimizle gerçekten gurur duyuyorum. Tarımın yoğun yapıldığı, hayvancılığın yoğun yapıldığı bir kent. Tabii buranın da tarım kenti olduğunu, öncelikle bir tarım kenti olduğunu söylemeden de geçemiyorum açıkçası. Sürdürülebilir tarım anlamında bakanlık olarak ve il müdürlüğü olarak birçok faaliyette bulunmaktayız. Organik tarım ve iyi tarım desteklemeleri vermekteyiz. İlimizde birçok çiftçimizi ciddi destekler sağlamaktayız. Bu anlamda projeler üretmekteyiz. Ve Mersin'deki kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'mızın başkanlığında birlikten güç doğar mantığıyla bir eğitim verilecek. Bu projenin iki açıdan önemi var. Birincisi, toprağımızı, suyumuzu koruyacağız, temiz tutacağız bu projeyle. Bizim köylümüz zaten toprağının, suyunun kıymetini bilir. İlaçlama yapacağı zaman suya ilacı ekler, ondan sonra kutuyu iki kere yıkar, onu da içine ekler, sonra kutuyu bir yere ayırır. İşte bu proje. İlaçlama yaptıktan sonra kenara ayrılan kutunun toprağımızı, suyumuzu kirletmesine engel olacak. Aslında önemli bir, çok önemli bir proje. Çünkü bugünlerde de çok gündemde. Suyumuz, toprağımız çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde de daha da kıymetli hale gelecek. Buradan üretilen ürünler daha da kıymetli hale geleceği için bu süreçte suyumuzla, gıdamızla ürettiğimiz ürünler de stratejik ürün statüsünde, stratejik önemi var. Bu açıdan çok önemsiyoruz. Bununla ilgili değişik çalışmalarımız da var, başka projelerimiz de var. Bu açıdan çok önemli. İkinci açı ise, ikinci önem ise yine projenin çok farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hep beraber bir arada yapılması. Çünkü hepimiz ülkemizin, milletimizin güçlü olmasını, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de daha yüksek refah içerisinde yaşamasını, güçlü Türkiye'de yaşamasını istiyoruz. Bunun için de mutlaka ve mutlaka bir olmak, beraber olmak zorundayız. Bunu gururla söylüyorum. Burası Toroslar. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toroslar'da bir tek çadırda duman tütüyorsa ümidinizi kaybetmeyin dediği yer olan Toroslar. Özellikle Toroslar, genelde Mersin, Türkiye zor zamanda, sıkıntılı zamanda ne yapması gerektiğini bilir ve yapmıştır. Önemli olan barış zamanında da birlik için, beraberlik için, refah için, daha çok üretmek için, daha yüksek karla satmak için, kentimizi daha çok geliştirmek için de aynı birlik beraberliği sağlamak. Bu proje işte bunu sağlıyor. Bu açıdan ben bunu çok önemsiyorum. Emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda üretimi %56 artırılabilir. Muzun %56'sını Mersin, limonun %59'unu Mersin, yeni dünyanın %69'unu, keçi boynuzu, kabak, çilek, erik, badem gibi ürünleri Mersin yetiştiriyor. Kızılbağ'da olmamız sebebiyle şeftali üretiminde de Türkiye üretiminin %17'sini Mersin olarak bizler karşılıyoruz. Biyoteknik ve biyolojik mücadele en büyük silahlarımız bizim. Eğer bir üründe biyoteknik mücadele veya biyolojik mücadele kullanıyorsanız sizin evdeki otomatik çamaşır makinesinden inanın hiçbir farkı yok.